Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Amerikalı teorik fizikçi ve matematikçi, Profesör Brian Greene, karanlık enerjinin Güneş'in enerjisine bağımlı olan, dünya için sorun yaratabileceğine dikkat çekerek, söz konusu enerjinin zamanla büyümesi durumunda, uzayı bile parçalayabileceği uyarısı yaptı. Independent Türkçe'nin Daily Express'ten derlediği bilgilere göre, teorik fizikçi ve matematikçi Profesör Brian Greene, Neil deGrasse Tyson'ın Star Talk podcast'inde, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Greene, karanlık enerjinin, yaşamak için, güneşe bağımlı olan dünya için iyiye işaret etmediğini söyledi. Gökbilimciler ne olduğu henüz bilinmeyen karanlık enerjiyi, uzayın hızla genişlemesinden sorumlu tutuyor. Evrenin temellerini araştıran uzmanların bu karanlık enerji fikrine giderek daha fazla odaklandığını söyleyen Greene, şu ifadeleri kullandı, "Şu anda karanlık enerjinin uzaktaki galaksileri, birbirinden daha da uzaklaştırdığını biliyoruz." 57 yaşındaki bilim insanı, bu sürecin daha da hızlanabileceğini ve yaşamın var olması için, etrafında döndüğü yıldıza bel bağlayan, dünya gibi gezegenlerde, sorun yaratabileceğini bildirdi. Karanlık enerjinin, zamanla güç kazanması mümkün. Bu da yalnızca galaksileri uzaklaştırmakla kalmayacağı, gezegenleri de yıldızlarından uzaklaştırmaya başlayacağı, anlamına geliyor. Matematikçi, karanlık enerjinin bununla da yetinmeyeceğini, elektronları atom çekirdeklerinden uzaklaştırarak, maddeyi bile parçalayabileceğini aktardı. Zamanla büyüyen karanlık enerji, uzay zamanın doğasına bağlı olarak, uzayı parçalayabilir, uzayın dokusunu parçalayabilir. Öte yandan bilim insanı, evreni yıkımdan kurtarabilecek, bir teorisi olduğunu da ekledi. Uzayın dokusu kendini onarabilirdi. Yani uzay, Einstein'ın hiç düşünmediği, bu yeni davranışı sergileyebilir. Evrenin yaklaşık, %70 ve %75'ini karanlık enerji, %20 civarlarında bir bölümünü ise, bu karanlık madde oluşturuyor. Kalan kısımsa gördüğümüz tüm galaksiler, yıldızlar, gezegenler, kuasarlar gibi, gök cisimlerinden oluşuyor. Bu kadar yüksek bir miktar söz konusu olduğundan, bilim dünyası için oldukça önemli.